Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere almış olduğumuz Ringlight'ın tanıtımını yapacağım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve zil bildirimlerini açık tutmayı unutmayın. Böylece yeni çektiğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bize pıtlıklı bir naylon poşette sarılı hale geldi Ringlight'ımız. Tabii biz onu çıkartıp hemen attık çöpe. İçerisinden şöyle ledimiz çıktı. 26 santim. Günün her saatinde kaliteli bir şekilde videomuzu çekmek için böyle bir ring light almaya karar verdik. Önce tereddütlerim vardı tabi. İnternette araştırdığımda da fiyat aralığı olarak çok pahalıydı. Ben bu araştırmaların neticesinde sepetime ekleyerek yaklaşık bir 180 lira civarındayken sepetime eklemiştim bu ürünü. Bu da tripodu. Şöyle bir kutuda geldi. Daha sonra da indirime düşünce aldım. Evet, tripodumuz çıktı. Gayet kaliteli metal bir aksanı var. Şöyle ayaklarını açıyoruz. Bu arada ayaklarını oynatabilmek için şuradaki düğmesini gevşetmemiz gerekiyor. Açabiliyoruz. Gayet sağlam bir dokusu var. Başta dediğim gibi çok tereddütlerim olmuştu. Fakat şu an beklentimi karşıladı. Daha da gevşettiğimiz zaman ayaklarını çok rahat bir şekilde oynatabiliyoruz. Hatta şuradaki vidasını gevşettik. Ayakları ilk başta çok sıkıydı, şu şekildeydi. Sıfıra sıfır noktasında. Göbeği yere oturuyor zemine. Gevşettiğimiz zaman şöyle göbeği yukarı çıkıyor ve ayağını sabitlemiş oluyoruz. Boyu şu an çok uzadı. Nasıl göstereyim size? Şöyle uzadı. Gördüğünüz gibi. Aynı bu şekilde. Şöyle bir baş kısmı var. Boyu şöyle oldu. Ayaklarını bu şekilde açtık. Tabii bu bayağı bir uzuyor arkadaşlar. Şu baş kısmındaki düğmeleri de gevşettiğiniz zaman yani istediğiniz uzunlukta bir tripod boyuna ulaştığını göreceksiniz. Yani ben bu kadar da tahmin etmiyordum ama
beklediğimden daha iyi bir ürün geldi. Şu şekilde gördüğünüz gibi uzuyor. Bayağı bir uzuyor arkadaşlar. Sonra bunu gevşetiyoruz. Alttakini de aynı şekilde. Sonra bunu da böyle şöyle çekerek uzatabiliyoruz. Bayağı bir uzuyor arkadaşlar bu. Yani ben beklentinizi karşılayacağını düşünüyorum. Şu an çok mutluyum diyebilirim arkadaşlar. Yani şu tepe kısmı böyle uzattık. Bu şekilde geldi. Bu şekilde devam ediyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ve bu da en son ayak kısmı diyebilirim. Yani bizim boyumuzdan bayağı yüksekte. Yani bayağı 160, 170, 180 santim boyunda olabilir. Şimdi biz ledimizi takacağız. O yüzden boyunu küçültüyoruz tekrar. Şunu. Evet arkadaşlar, tripodumuzun şu baş kısmı vardı. Başındaki vidasını çıkartıyoruz. Düğmesini, kapağını daha doğrusu çıkarttık. Şöyle vidalı bir baş bizi karşılıyor. Daha sonra ledimizi çıkartıyoruz. Şöyle ledimiz çıktı. Yani floresan bir lamba görünümünde. Şöyle o vidalı başa, şu vidalı girişe takacağız arkadaşlar. Şöyle tuşları var. Işıkları kontrol edeceğimiz bir panel bu. Ve şimdi öncelikle şu baş kısmı bir depo olarak şöyle bir poşette telefon tutacağımız geldi. Şöyle. Bir de ledimizi takacağımız bir alet geldi. Bunu şuraya takıyoruz. Yani bu alet sayesinde ledimizin hareketini kontrol edebileceğiz. Daha sonra ledimizi takıyoruz. Şöyle döndüre döndüre. Ledimizi taktık. Şimdi de telefon tutacağımızı takıyoruz. Onun da aynı şu şekilde vidalı bir girişi var. Döndüre döndüre takacağız. Çok kolay oldu. Buraya da telefonumuzu koyacağız. Ve çekimlerimizi çok rahat bir şekilde yapabileceğiz. Şöyle raylı bir sistem. Ben telefonumu takmak istiyorum. Telefonumuzu ister şöyle ister böyle tutabiliyoruz. Aynı zamanda şurada bir düğmesi vardı arkadaşlar. Göstereyim. Şu düğmemizi, şuradaki düğmemiz baş kısmında. Yani sonra da eklediğimiz aletin başındaki vidasını, kelepçesini gevşettiğimiz zaman
şu şekilde arkadaşlar telefonu yani istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bu oynar başlık. Bu arada ışığımıza, LED'imize bakalım nasıl çalışacak. Şöyle USB girişi var. Bunu bilgisayar kasamıza takıyoruz. Şöyle panellerimiz aktif hale geldi şu an. Şu kırmızı açma kapama düğmemize bastığımız zaman şu an LED'imiz yandı. Işığı kapatıyorum arkadaşlar. Evet. Şu açma kapama düğmemize basıyoruz önce. LED'imizi açıyoruz. Çalıştı LED'imiz. Daha sonra da her renge 3 ton ışık veriyor. Onların geçişini sağlıyoruz. Bu birinci ton. Bu ikinci ton. Bu da üçüncü ton. Bu mavi ışık gibi biraz. Bu sarı ışık. Gün ışığı gibi devam ediyor. Gayet başarılı. Bunu gece çekim yaparken bile ayarlayarak kaliteli videolar çekebilirsiniz. Yani günün her saati sizin için aynı değerde olacaktır. Benim çok hoşuma gitti. Bundan sonra videolarımı daha güzel bir ışık aksanlığıyla çekebilirim. Size de gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim arkadaşlar. Şu da bir de artı, eksi tuşlarımız var. Yani mesela bir tonu kullanmaya karar verdiğimiz zaman bu eksi tuşuna basarak biraz parlaklığı düşürebiliyoruz. Şu an en düşük parlaklıkta. Geçişlerimizi yapalım tekrar. İkinci mod, üçüncü mod, birinci, ikinci, üçüncü. Çok hoş. Hangisi sizin hoşunuza gidiyorsa onu kullanabilirsiniz. Ben keyifle kullanacağım. Size de tavsiye ederim. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.